Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Öncelikle 2023'ünüzü kutluyoruz. Bu yıl sizin yılınız olsun. İnanılmaz klişe bir giriş yaptım. Evet, bu klişe girişten sonra konumuza geçiyorum. Bugün 2022'nin değerlendirmesini yapacağız. 2022'de biz neler yaptık, 2023 hedeflerimiz neler? Böyle bir son bir yılı bir değerlendiriyor olacağız. Şu an siz bu videoyu izlerken 2023'ün ilk günündeyiz. Kesin yarayacak. Uyanmaz. Yeni yılınız kutlu olsun. Güzel oldu. Beklediğimize değil. Kedimiz de görünüyordur. Kedimiz de gösterelim. Ben de onu alayım. İşte bu. Bay bay. Konumuz 2022'nin değerlendirilmesi. Şu sağımda görmüş olduğunuz kocaman boşluğu bunun için biraz. Aslında kör değiliz yani. şimdi oraya hep eski fotoğrafları koyacağım, videoları koyacağım. Böylece ben anlattıkça neler yaptığımızdan birazcık daha bahsetmiş olacağız. Bize de böyle bir hatırlatma videosu gibi olacak. Son yılın özeti. Bunun dışında da hep böyle bahsettikçe o konularla ilgili videolar çektiysem onları da ekliyor olacağım. Onları burada bulacaksınız. Evet, şimdi 2022 serüvenimize aslında 2021'in son günlerinden başlamak istiyorum anlatmaya. 2021'in 28 Aralık'ında bu eve taşındık. Noter işlemlerimizi tamamladık ve yeni evimize satın almış olduk ve buraya geldik. Ev satın alma süreçlerinden zaten bahsetmiştim defalarca. Buraya gelerek 28 Aralık'ta o yüzden aslında başladık diye söyleyebiliriz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yeni yılımız ve işte yılın Ocak ayının neredeyse tamamı ev boyama, ev yerleştirme, temizlik vesaire gibi işlerle geçti. Hatta çam ağacımızı da 13 Ocak'ta falan kurduk. Çünkü neden olmasın dedik. Bu sene kullanıyoruz. Daha sonrasında 15 Ocak tarihinde Hollanda'ya gelişimizin ikinci yılına girmiş olduk. Birinci yılı bitmiş oldu. Doğru. Evet. Şimdi yine yaklaşan bir tarih. O zaman onu kutlamıştık. Böyle Ocak ayını genellikle ev işleriyle, işte iki ay gezmeleriyle ve eksik almakla falan geçirmişiz. Şubat ayında 14 Şubat'ta kocam beye ve kendime aldığım mükemmel hediyelerimiz akılda kalıcı olmuş. Giyilebilir battaniyelerimizle geçirmişiz Şubat ayımızı. Daha sonrasında Şubat'ın son haftasında karnaval hafta sonu olduğu için buradaki etkinliklere katılmıştık. Etkinlikte herkesin kostüm giyeceğini bilmediğimiz için ilk gün normal gitmiştik. Ve işte köyün yeni kralın ve kraliçesini seçmişlerdi bizim bulunduğumuz bu köy gibi, ilçe gibi yerin. Onlarla birlikte etkinliklere katılmıştık. Daha sonrasında bu işi çok sevip ikinci gün tekrar gitmiştik. İkinci gün kostüm giymiştik ve ben cadı olmuştum. Evdeki imkanlarla cadı olabildiğim için. Çünkü kostüm alacak falan vakit yoktu. Kendi kıyafetlerimle olabileceğim şey oydu. Şubat ayı da böylece bitmiş oldu. Şubat ayında aslında ben hamile olduğumu öğrendim. Ama bunu buradan da duymamıştım. Hatta ailelerimize bile biraz daha sonra söyledik. Mart ayında küçük geziler yapmaya devam ettik. Helmond'da ve Eindhoven'ın birazcık dışındaki bu tarih öncesi köy gibi, ev yer gibi olan, tarih öncesi çağdan kalmış gibi bırakılmış o yerleri gezmiştik. O zamanlar arabamız yoktu. O yüzden genellikle böyle etraftaki gezileri tercih ettik. Tabi bu arada bebeğin ilk ultrasonu falan da gerçekleşti. Ailelerimize en azından söyledik. Sosyal medyada söylemesek bile. Haliyle de birazcık daha hayatımızın gündemini bebek oluşturmaya başlamıştı. Biraz bebek konusu gündem olunca da yani artık hamile olduğum için ve önümüzde doğum, bebekli hayat gibi şeyler olduğu için de araba alma fikrini öncelemeye başlamıştık. Biraz böyle araba bakıyorduk. Nisan ayında bahçemizi temizlemişiz. Nisan ayının akılda kalıcı şey bu. Bahçemize sarmaşık sarmışlardı her yerine, iki tarafına da. Ve bunun için de uğraşmışlar bayağı böyle yani o sarsın her yeri diye ama iğrençti. Her yer yaprak, çöp, böcek vesaire olduğu için onların hepsini kopardık. Ve seneye oraya başka şeyler yapmak istiyoruz. Ve çitlere çok zarar vermişlerdi. Araları falan esnettiği için o dallar ve o kadar çok çöp çıktı ki. O kadar çok çöp. Konuşamadım ama çok çöp onu demeye çalışıyorum. O kadar çok çöp çıktı ki bütün yıl çöp atmaya devam ettik. Her şeyde organik kutumuza tekrar tekrar o dışarıdaki çöpleri doldurup attık. Bunu yapmasaydık bu arada başka bir şekilde toplama merkezine çöplerimizi götürmemiz gerekecekti. Arabamız olmadığı için onu da yapamadık. Haliyle uzun uzun çöp atmalı bir yıl oldu. Daha sonra 1 Mayıs tarihinde kocam beyin doğum gününü kutladık arkadaşlarımızla birlikte. Bunun dışında hayatımızdaki başka bir önemli tarih de Mayıs ortası gibi, kaç Mayıs'mış? 15 Mayıs gibi gerçekleşen Eurovision finalleri.
Eurovision'u bu denli önemsiyorum. Burada anlatacak kadar. Eurovision'un her şeyini, yarışmacısını düzgün bir şekilde takip ettik. Bütün bölümlerini, ilk yarı finali ve ikinci yarı finali ve finali izledik. Ve Ukrayna kazandı. Yani senin için sürpriz oldu mu? Sürpriz olmadı. Hatta üzüldüm. Çünkü Ukrayna'da yapılırsa gidemeyiz falan gibi böyle şeylerim oldu. Ama Ukrayna'da yapılmayacak. İngiltere'de yapılacak. Gitmeyi düşünenlere küçük bir bilgi. Bundan sonra 20 Mayıs tarihinde ilk defa denize girdik. Buradaki göle daha doğrusu. Denize değil. Göle otobüsle 1,5 saatte falan gitmiştik. Ve hava inanılmaz soğuktu. Hayır, otobüsle 1,5 saatte gittik. Üstüne bir saat falan da yürüdük göle ulaşmak evet. için. Böyle inanılmaz uzun sürdü ve göl buradan 10 kilometre falan bu arada. Yani gidemedik o 10 kilometreyi. Sonra havada inanılmaz soğuktu. Tamamen kendi fantezimizden yaptığımız bir şeydi. O havada yüzdük. Ve sezonu açmış olmak için yaptık bunu sadece. Mayıs ayının sonunda 27 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta hatta daha doğrusu doktora yeterlik sınavımı geçtim. Bu da başka bir önemli tarihti benim için. Böylece doktorumun ilk yarısını tamamlamış oldum. Ve zaten artık hamileliğim de ilerlediği için hani daha fazla çok çalışamayacağım için benim için iyi oldu açıkçası orayı tamamlamış olmak. Ve nihayetinde aynı şekilde yine Mayıs'ın sonunda arabamızı aldık. Arabadan daha önce detaylı olarak bahsetmiştim zaten. Citroen C4 Cactus aldık. Hayır. Ay almadık evet ya. Ona çok baktık, bundan vazgeçtik. Cactus almadık, ne aldık? Ağzı bilmiyor olma. Aynı motor. Peugeot 2008 aldık. Evet, bravo. Biliyormuşum, ne var? Ve evet, Peugeot 2008 aldık, ikinci el aldık. Böylece artık ayağımız yerden kesildi. Videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı da bulabilirsiniz. Onu da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Teşekkürler. evet, arabamızı Mayıs sonu gibi almamızla birlikte tabii ki kutlular gibi gezmeye başladık. O zamanlar 4 aylık falan hamileydim. Öncelikle bir Antwerp, daha sonra Düsseldorf, daha sonra Brüksel ve daha sonra da Gent şehirlerini gezdik. Yani aslında ne söyledim o zaman? Belçika'da 3 şehir ve Almanya'da 1 şehir. Bunları gezdik. Hiçbir arabayla zaten bizim eve çok uzak değildi. Ve hamile olduğum için de daha çok bunları tercih ettik. Bunları da yaptıktan sonra da en son Lüksemburg'a gittik. Lüksemburg aralarındaki en uzak yerdi. O da arabayla yine 4 saat falan herhalde ama 4-5 saat. Arabamızı aldıktan sonra böyle gezilerimize devam ederken Haziran ayının sonu gibi artık hamile olduğumu size de söyledim. Çünkü 20 haftayı geçmişti hamileliğim ve onunla ilgili de bir video çekmiştim. Bu da yani insanlar artık net olarak duyurduğum bebeğin cinsiyetini falan bildiğimiz için birazcık daha önemli bir tarih oldu bizim için. Yine bahsetmek istediğim başka bir tarih. 24 Temmuz tarihinde fine dining bir restorana gittim. Bunu böyle şey olsun diye paylaşmıyorum. Zenginlik falan diye değil de bizim için çok değişik bir deneyimdi. Ne yiyeceğimizi bilemedik, neyi nasıl yiyeceğimizi bilemedik. Her şey çok küçüktü. Bir tanemize mi geliyor, hepimize mi geliyor bilemedik. Nasıl paylaşacağımızı falan değişikti bir deneyimdi. İlk yani. Defa gittik. İlk defa böyle bir yere gittik aynen. Michelin yıldızlı bir yere gittik. Tek yıldızlıydı galiba. Yani ama bizim için çok değişik bir deneyimdi. O yüzden paylaşmak istiyorum. Ve kocam beyin bir pancardan yapılmış bir et vardı. Pancarın suyunu böyle haftalar süren işlemlerle aldıkları ve pancarın böyle et gibi olduğu bir yemek. İnanılmaz güzeldi. O yüzden yani bu fine dining deneyimimizi sadece o yemek için bile hatırlamaya devam edebilirim. O kadar lezzetliydi. Onun dışında bir de humusun bir versiyonu vardı. O da çok efsaneydi. Aklımda bunlar kaldı. Bütün bu gezilerimizi tamamladıktan sonra da hamileliğim artık iyice ilerlediği için yine daha çok böyle Hollanda içinde takılmaya başladık. Maastricht'e gittik. Maastricht'e arkadaşlarımız olduğu için oraya gezdik. Ve sonra Ağustos itibariyle artık tamamen bebeğe odaklandık. 28 Ağustos tarihinde bebeğimizin odasını yapmışız. Artık iyice onu eşyalar almaya falan başladık. Ve 10 Ekim tarihinde kendi doğum günümü kutladım. 10 Ekim tarihinde 27 yaşıma girmiş oldum ve 8 aylıktan fazla hamileydim. 8,5 aylık hamileydim. Böyle bir dönemde olduğu için çok büyük bir parti falan yapamadık ama yani sonuçta yine de kutladım doğum günümü. Ve 10 Ekim'de de kendi doğum günümü kutladıktan sonra burada artık bebeği ve doğumu beklemeye başladık ve 15 Kasım tarihinde bebeğimiz doğdu. Şu an arada mıkırdıyor. Sava kuşun doğmasıyla birlikte bebeğimizin adı Sava bu arada. Sava'nın doğmasıyla birlikte tabii ki tamamen fokus ona odaklanmış olduk. 15 Kasım'dan beri de Sava'yı bakmaya çalışıyoruz ve bunun dışında da Maastricht'teki ve Antwerp'teki Christmas marketleri gezdik. Geldi. Bakalım susacak mı? Christmas marketleri gezdik ve şu anda bulunduğumuz tarihe böylece yani yıl sonuna gelmiş olduk.
Bunun dışında tabii Instagram'dan vesaire çok paylaşmadım, başka şeyler de oldu. Onlardan da birazcık bahsedeceğim. Tabii ki çok paylaşmadım ama bazı arkadaşlarımız buraya geldi, ailelerimiz buraya geldi. Hem de bebeği görmek için ve bize yardım etmek için. Hayırlı, aynı zamanda aslında bizim için biraz şey bir yıl oldu. Çok fazla aile, akraba vesaire buraya geldi gitti. Birazcık onlarla da ilgilenmemiz gerekti. Onlar bize yardım etti. Bunun dışında sizlerle görüşme fırsatım oldu. İki kere toplantı yaptık. Takipçilerimle onlarla görüştük. Biraz arayı açmak zorunda kaldım hamileliğim ilerlediği için ama önümüzdeki yıl yine yapacağız. Bunun dışında da şöyle bir baktığımda birçok anlamsız ve saçma ürünü size gösterdiğimi fark ettim. Onlardan da birazcık koyacağım o yüzden fotoğraf. Nerede gereksiz bardak, tabak varsa onların fotoğrafını çekip paylaşmışım. Böyle bir yıl olmuş bizim için. Çok yoğun bir yıldı ama çok güzel bir yıldı diye düşünüyorum. 2022 yılı zaten bize çocuk getirdiği için hani daha fazla bir şey talep etmeyeceğim kendisinden. Sağlıklı ve mutlu bir çocuğumuz olduğu için. 2023 yılından neler bekliyoruz? Ben hemen ilk hedefe koyuyorum. En az 5 ülke gezilecek. 5. Çocuk sağlıklı olsun, başka bir şey istemiyorum ya. Çok aa, böyle düz ebeveyn. Bu nasıl bir ebeveyn değil? Kendin için hiçbir şey istemiyor musun? Bir, artık bir MacBook iste. Ya onu bir ara alacağız herhalde artık. Vallahi kitap okumak istiyorum herhalde. Ama çok iyi okul çocuğu gibi yani. Vakit ayırıp kitap okumak mı istiyorsun? Benim beklentilerim biraz düşük kaldı herhalde. Evet. Ben vakit bulabilirsem teknik kitap okumak istiyorum. Seviyorum, bundan keyif alıyorum. Kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Valla ben de vakit bulabilirsem birazcık daha bu işleri öğrenmek istiyorum. Edittir ama bakalım, söz vermeyelim. Birazcık Hollandaca öğrenmek istiyorum. Hollandaca'mı ilerletmek istiyorum. En az 5 ülke gezmek istiyorum ve tabii ki ben de Sava'nın sağlıklı ve mutlu bir çocuk olmasını diliyorum. 2023 hedeflerimiz bunlar. 2022 dediğim gibi bizim için genel olarak güzel, yoğun bir yıldı. 2023 bakalım nasıl şeyler getirecek bize. O zaman bu videoyla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Umuyorum 2022 yılımız sizin için de çok güzel geçmiştir. 2023 hedefleriniz, dilekleriniz her neyse onları da umuyorum daha Şubat olmadan yaparsınız ve biter. Biraz zor. Bu da Sava'nın doğumundan sonra yeterince ilgilenmediğimiz için trip atan ve sürekli aç olan kedimiz. Onu da çok seviyormuş. Görüşürüz.